Merhaba, selamlar. Merhabalar, İyi akşamlar merhabalar. Gökhan'cığım. İyi Merhabalar. akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar, selamlar. Evet, bugün ikimiz de acayip yorgunuz. Kafalar biraz ambale olmuş. Ben dönemi bitirmeye çalışıyorum artık. Dönem çok böyle zor bir dönemdi. İşte sürekli not vermekten kafam zombiye döndü. Böyle Walking Dead setinde yürüyen zombi gibi hissediyorum kendimi. Çok sıkıldım. Hala da bitirmem gereken bir not verme var. Ve o notu vermemek için her şeyi yapabilirim yani şu anda. Şu anda mesela bir geyik çevirsek hoşuma gider. Ya da işte çay demledim, çay içebilirim. İşte dizi falan Kafanız çekebilirim. bozuluyormuş. Asalet Kafanız kokusu. bozuluyormuş. Hepsine verip kırık notu sıfırca Ya hoca fareye öyle de çıksın yapamıyorum. isminiz daha. Ya bir tane zaten bir şey bir tane okudum bir şeye de benzememiş yazdığı şey, tamam mı? Yani şimdi ona ne yazacağım, aman. Ya bak, okuduğun proje eğer çok kuvvetliyse, çok güzel bir şey yazdıysa onu not vermek çok zevkli oluyor. Neden? Çünkü çok başarılı. Böyle zevkle ona çok güzel, ne kadar güzel yazmışsın, şunu çok güzel çevirmişsin, bunu böyle yapmışsın falan diye yazması sana da enerji veriyor, tamam mı? Ama böyle tatsız tuzsuz bir şeyse mesela, doğru düzgün hiçbir şeye benzememiş yani. O zaman onu okumak da zorlaşıyor. Çünkü okurken sıkılıyorsun zaten. Senin enerjini emiyor. Zaten belli ki mesela o ödevi şey yapmamış yani. Böyle isteyerek yapmamış yani. Hani böyle hasbel kadar yapmış yani. Bak, hasbel kadar dedim, hemen nottan aklım şeye gitti. Yıldız Tilbe'nin yeni şarkısı var. Bilal kimdi? Hasbel kadar diye. Dinledin mi? Bayağı güzel bir şey yapmışlar. Ya ne kadar hakimsiniz ya bu yoğunluk içerisindeki bu popüler kültüre hayran oluyorum. Bak, Yıldız Tilbe'nin gerçekten çok güzel bir şarkı çıkarmışlar. Hasbel kadar ismi. Düet yapmışlar. Bu Bilal Sonses. Bilal Sonses'le beraber. Bilal Sonses de böyle biraz arabesk fantazi tarzı söylüyor. Ondan sonra acaba bayağı hoşuma gitti ya. Yani nasıl diyeyim sana, bayağı güzel. Şarkı harika bir şarkı. Kısacık bir şey yapmışlar ama bayağı güzel, etkili yani. Bana Geliyor. gelmiyor ama ses. Gelmiyor. Yani bayağı hoşuma gitti benim, kasbel kadar. Onu dinleyip duruyorum. Ondan sonra acaba işte böyle şeye ekledim playlistime. Not vermemek için, bak, bu erteleme çok enteresan bir hastalık yani. Ertelemek için her şeye varım dediğim bir dönemdeyim yani. Lock and Key'mine bir Netflix dizisi var. Ona sardım. Hızlıca böyle bölümleri, bayağı da kötü bir diziymiş ya. İyi bir dizi de değilmiş. Yani böyle tatsız tuzsuz bir diziydi. Hani ama şey güzeldi. Böyle bir eski bir konakta geçiyor. Base Motel gibi. Böyle bir aile oraya geliyor. Babalarını kaybetmişler. Bir sürü anahtarlar var, tamam mı, evde? Her bir anahtarın sana verdiği özel büyü güçleri var. Mesela bir tanesi balerin şeklinde dönüyor. Karşındaki insana ne dersen onu yaptırabiliyorsun. Bir anahtar. Bir anahtarla ruhun çıkıp uçabiliyor vücudunda. Tamam mı? Bir başka anahtar kafa anahtarı. Ensene koyduğun anda donuyor vücudun. Ve sonra kendi beyninin içerisine girebiliyorsun. Kendi beyninin içerisine asansörle iniyorsun. İşte bir alışveriş merkezine dönüşüyor ya da bir eğlence merkezine dönüşüyor beynin. O beynin içinde yolculuklar yapabiliyorsun. O alışveriş merkezinin katlarında bir sürü anıların var senin vesaire. Ondan sonra her bir anahtarın böyle sana verdiği sihirli güçler var. Fısıltıyla buluyorsun anahtarları da. Ondan sonra böyle işte bu anahtarları ele geçirmeye çalışan bir Echo var. Kötü bir karakter var ama bu karakterin özelliği kılıktan kılığa falan girebiliyor. Bütün spoiler falan da verdim ha. Neydi, daha susayım burada. Lock and Key diye bir dizi bu. Bayağı hani ona sardım. Bir sezon zaten. O sezonu bitirdim.
Ondan sonra dedim bari bir review yazısı yazayım, ama o review yazısına bile eründüm yazmayı. Yani o kadar izle izle o da boşa gitti. Atla atla izledim Ben yani. de şeyi The Crown'un son sezonu. The Crown'u ben izlemiştim daha önceki sezonlarını ve çok da beğenmiştim. O Evet. yüzden hani takip ediyorum. Son sezonu 8. bölüme kadar geldim. 8. bölümü 3 akşamdır. Böyle ilk 5. 10. dakikasında muhtemelen uyuyakalıyorum. Sonra 9-10. bölümleri de bitirip sezonu tamamlıyorum bilgisayar otomatik 8 kaldı. akışta. Ben 5. 10. dakikada yorgunluktan uyuyakalıyorum. 3 gecedir Ha. şey gidiyor. Film kopuyor bende. Ama demek ki çok heyecanlı yapamamışlar orayı. Ya yok benim ya ben Matrix izlerken uyumuş biri olduğum için ya o yorgunlukla ilgili bir problem olunca Ama hani film dizinin heyecanının hiçbir şeyi olmuyor. dördüncü Etkisi sezon olmuyor. da çok bomba bir sezon, öyle değil mi? Bayağı oyuncular Güzeldi, bir güzel. kere çok dünya çapında, ne kadar oyuncu Evet. varsa hepsinin, hani Prens Diana ayrı, işte Julian Anderson oynuyor Thatcher'ı, o da çok iyi. Evet. Olivia Colman Kraliçeyi zaten zaten çok ben çok iyi. seviyorum. Olivia Colman oynuyor. Olivia Aynen. Colman'ın bayılıyorum oyunculuğuna. Zaten Evet. Oscar'lık o kadın. Evet. İşte bu bir de şey var. Bunun kardeşini oynayan, her Hollywood filmden fırlayan Helena Bonham Carter var. O kadın nasıl olabiliyordu? Her en üst düzey prodüksiyon ve en top filmlerde hepsinde bu kadın nasıl oynayabiliyor? Tim Burton'ın bütün filmlerinde tutla yani. Helena Bonham Carter'ın özelliği nedir? Hakikaten yani geçen onu konuşuyorduk Sertaş'la. Çözebilmiş değiliz yani. Bu kadının nasıl Network özel, nasıl bir network'ü var yani? Hani mu? Her filmden diziden her rol yönetmenlerle ilişkisi kapabiliyor. var bu kadın falan diye hatta dedikodusunu yaptık geçen. Ya bak, Olivia Colman mesela tam hak ediyor, tamam mı? Gillian Anderson %100 hak ediyor. Çok iyi oyuncular. Tamam, Helena Bonham Carter'a da çamur atmak istemiyoruz. O da iyi oyuncu ama yani bu bütün iyi prodüksiyonlarda olmak zorunda mı yani başrolde? Biraz böyle ayrıcalıklı bir yerden geldiği için herhalde bir uyuz oluyoruz biraz. Benedict Cumberbatch'a nasıl uyuz olursun? Ayrıcalıklıdır yani. İşte yani öyle bir uyuz olma durumu var yani. Onun dışında diyorum ya, ertelemek için her şeye varım diye. Yani böyle erteleyebilmek için her tür şeyi kullanıyorum şu ara. Yani böyle eğlenceli ne varsa, mesela bir tane, bak inanır mısın? Ya bak, not vermekten kaçmak için neler yapıyorum sana anlatayım. Traktör kanalı buldum. Grader kanalı bir tane, tamam mı? Türk kanalı bu da. Hani Grader izleyenler, Türk milleti çok sever ya Grader izlemeyi. Bunun YouTube kanalını buldum ben bugün. Bayağı bildiğin her bölümde traktör gösteriyor. Grader, traktör. Yani, ve bayağı baktım. Üyesi de hep Türkler yani. Yarım milyon falan üyesi var. Grader ve traktörden başka hiçbir şey yok kanalda. Bir tane gene başka bir kanal daha buldum. Gene bu da Türk kanalı. Define arıyor adam sürekli. Kayayı şeyi falan kazıyor. Canlı işte eski sikke para falan çıkartıyor. Gömü çıkartıyor canlı yayında böyle. Ona sardım. Yani bak, o kadar böyle çalışmamak için o kadar fazla şeye sardım ki. Yani bir yerden sonra bir de nasıl oluyor? Birkaç saat böyle şey yapar, sonra Tolga Çevik'e sardım işte. Arkadaşım hoş geldin. Ezgi Molalı bölümlerine. O da mükemmel yani. Sonra zaten çıkamadım yani bunların içinden. Kendimi tamamen kaybetmiş durumdayım. Şu anda bir kendimi disipline sokup yeniden bu not vermeyi bitirmem gerekiyor. Ama hiç niyetim yok buna. Ne yapmalıyım sence? Ne yapmam lazım? Şey oluyor mu peki Türk usulü böyle sıkışıp sıkışıp ya artık da mecbur bitirmek zorunluluktan doğan o itici İşte güçle öyle oluyor. beraber? Ama henüz o şeye gelmedi. Yumurta kapıya Neden? daha gelmedi. Neden? Bırakın o gelir o zaman ya. Bak, bir çare şu olabilir. Mansunlar apartmanı açabilirim. O çünkü arkadan çalsa da çalışabiliyorum onda. Beynimi aldatmak için mesela, hani bazı diziler var. Arkadan çalarsa o
Hani böyle bir şekilde çalıyor. Güzel güzel iş yapabiliyorsun arkadan çalarsan. Yani o şekilde kendimi kandırabilirim belki ya. Yani. Yoksa yapamayacağım yani. Öyle. Dönem çok yordu biraz. Yani onun için herhalde böyle inanılmaz bir direnç var içimde çalışmaya karşı. Yani mesela desen ki bu işte şeyi çek, birkaç bölüm daha çek. Asalet paçalarından akıyor. Hiç gocunmam. Vallahi oturur çalışırım. Hani yeni senaryo falan bile yazarım. Oynarım. Basarım. Ondan sonra. Ama not vermeye hiç gelemiyorum ya. Öyle. Biraz hakikaten çok sıkıcı bir durum ya. Yani notlama sisteminin kendisi sıkıcı. Evet. Doğru. Yani Zaruriyetten doğan bir şey. Bilmiyorum. Şey olmasa, hani bu sistemin bir zorunluluğu olmasa herhalde siz öyle bir yöntem bile kullanmazsınız. ya evet, bence işte bu yeni sistemde algoritmalar, robotlar yapması lazım bunu. Çünkü insanın bu mekanize aynı şeyi tekrar 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 yapması insan fıtratına ters bence. İnsan beyni çünkü varyasyon arıyor, eğlence arıyor. Daha böyle hani macera arıyor. Aynı şeyi tekrar 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 o rutine düşmek gerçekten çok sıkıyor insanı yani. Bugün mesela Teams meetingim vardı bir tane. Hiç içimden gelmiyor ya. Yani toplantıda konuşulanlar, işte konuşulan konular hiçbirisine kendim veremiyorum yani. Hani hiçbir toplantı bana anlamlı gelmemeye başladı yani. Hani dönem sonu diye herhalde. Evde tıkılı kalmaktan biraz işte dönem sonu diye böyle bir şeydeyim yani. Çıkamıyorum bu şeyden. Tembellikten. Buna nasıl çare bulunur? Çare bulunmalı mıdır? Ne yapmak lazım bu tür durumlarda? Onu yani nasıl çözebilirim? Onu açıkçası bilmiyorum yani. Ama hani mesela YouTube'da oyalanmak için YouTube'da saatlerce geçirebilirim yani. Çok Ya güzel o bir tane. herkesin şeyi, Aynı şekilde Netflix'te. dipsiz kuyusu. Evet, bunlar, yani bunlar günümüzün dipsiz kuyuları zaten. Aynı şekilde Instagram'da. Böyle saatlerce gidebilirsin yani. Hiç sıkılmadan. Facebook'ta gidemem bak saatlerce. Facebook'ta gitsen 10-15 dakika gidersin. Yok başka bir şey. O kadar. Hani... Ya ben hiçbirinde gidemiyorum nedense. Yani YouTube'da biraz daha bu akıcı oluyor. Evet. Ama zaten Netflix'te bir şey için sarmış olmam gerekiyor. Evet. Instagram'da zaten gidemem yani. O zaten o sıkılıyorum. İlgi Instagram'ın da çekici ama şey gelmiyor çok bana dipsiz çok. kuyu gibi algoritmaları. Hani Ya keşfetten girersen. Instagram değil de, yani mesela Snapchat çok daha şey. Snapchat diyorum. TikTok çok daha dipsiz kuyu yani. Instagram'ın o özelliği bana O kadar şey gel. çok ilgi çekici oluyor yani. TikTok'a girince birbirinden ilginç şeyler var. Paylaşımlar var. O çok keyifli de alıyor insan. Geçiyorsun, devam ediyorsun. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki gidiyor valla. Bir de TikTok'takiler çok daha kısa, değil mi? Onun için. Hani Evet. müzikli, danslı falan o Evet, tarz. daha elbette daha kısa. Ama çok orijinal şeyler var. Gerçekten ya, diyorsun bu adam üşenmemiş, bunu nasıl yapmış, ne etmiş böyle. Çok Evet. orijinal şeyler var gerçekten. Ya Şeyde bazı paylaşımlar şeyi de gösteriyor. Nasıl yaptığını, hani perde arkasında da gösteriyor. Çok, çok evet. eğlenceli, güzel bence yani. Çok Ya algoritması Instagram'da çekiyor da ama insanı. çok böyle karakter var. Ben mesela Türk Instagram'ında çok sevdiğim böyle tiplemeler var. Bir tanesi Aslı İnandık. Çok iyi komedi yapıyor. Evet, ben de Bayılıyorum. seviyorum onu. Bir tanesi Tansu Dayan. Tansu Dayan Onu bir... zaten o şeyi yapıyor. Hani bilirsin aslında ya. Aa. Üge Anlı'yı yapan. Hani böyle suratıyla erkek, uzun saçlı. Müge Anlı'nın suratını falan taklit ediyor. Tansu Dayan. Bilirsin aslında da. Bilirim, belki de görsem. İlker Gümüşoluk var. Benim mesela sevdiğim ve hoşuma giden. Nalet Bebe var. Nalet Bebe'yi ben. Nalet
Seviyorum. Bebeği ben ilk zamanlar böyle bir fenomenleri takip ettim. Sonra çıkarttığım çok şey oldu. Nalet Bebe de onlardan birisi yani hani Evet. tarzı itibariyle beni hiç sarmadı. Yani komedisi fena değil, ben seviyorum. İlker Gümüşoluk var mı? Ben mesela onu çok beğeniyorum. İlker Gümüşoluk. Yasemin Sakallıoğlu'nu seviyorum ben. Mesela ben onu da çıkarttım sonra. Onu da çıkarttım. Sevmedim. Ben seviyorum ya. Onlar hoşuma gidiyor. Huysuz bir rejim videoları var. Bakıyorum başka ne var diye. Bayağı şey var. Yani komediye sarmışım bayağı. Yani hani Türk Instagram'ı şey değil, fena değil bayağı. İyi evet yani iyi muhakkak muhakkak ama ben Instagram'da ya bakıyorum arkadaşlarımın hani paylaşımları vesaire sonuçta hani eşten dosttan bir haber oluyoruz o Evet. yönüyle bir şeyi oluyor ama ya çok böyle hani keyif alınan bir mecra değil yani Evet. bence Yani. bence yani benle ama tabii ki hani fenomen olanların paylaşımları vesaire belli anlamda onlar güzel oluyor ama Bak, TikTok ya hakikaten. Cihan Akıncı var. Komedisi güzel olan Cihan Akıncı. Hayriye Anneanne var. Hayriye Anneanne de böyle kola mola patlatıyor sürekli. Bir anneanne hakikaten. Bayağı ama sürekli bir şey işte olmayacak şeyler yapıyor yani. Bayağı enerjik. Enerji patlaması var. Ondan sonra bakıyorum. Böyle bayağı çok kişi var aslında. Hani hepsini bulamıyorum şu anda ama. Bir de böyle tabii şeyler var. Finansla ilgili, iş dünyası ile ilgili, dünyadaki gelişmelerle ilgili falan neler olup bittiğini takip ettiğim şeyler var. Hani o ciddi hesaplar var. Dünyada neler olup bittiğine dair. Ama popularizing diye bir şey buldum gene. Bu da isim vermeden selebritilere sürekli dedikodu yapıyor. Bak şu tanıdığınız şöyle birisi falan deyip üstü kapalı popularizing üstü kapalı şey yapıyor. Dedikodu yapıyor. Celebrity dedikodusu yapıyor. Ondan sonra böyle yani eğlenceli hesap çok aslında. Ama her zaman ben de sana katılıyorum. YouTube her zaman çok daha şey. Hani böyle sınırsız gidebiliyorsun YouTube'da yani. Hani üye olduğun şey, hem üye olduğum şeyler çok fazla. Hem YouTube'da mesela eğitim amaçlı da çok fazla, öğrenme amaçlı da çok fazla şey buluyorsun. Abone olduğum da çok fazla şey var. Doğru. Yani YouTube böyle hakikaten asıl dipsiz kuyu bence YouTube ya. Yani. Bir de müzik de çok dinlemeyi seviyorum ben. YouTube'dan dinliyorum ben bütün müziklerimi. Yani dolayısıyla böyle bayağı şey saatlerce vakit harcayabilirsin yani. Eğlenceli platformlar çok yani. Şimdi hani gülmek istiyorsam konuşanlar açıyorum veya bu arkadaşım hoş geldin onu açıyorum. Tolga Çevik'in. İkisi de gayet güzel. Daha çok onlara bakıyorum şu aralar yani. Türk dizi dünyasına bakıyorum. Neler olup bitiyor? Hani Türk dizi dünyasındaki böyle tutan diziler neler şu ara? Hepsini izlemesem bile. Hani millet nelerden bahsediyor? Hani onlara biraz bakıyorum. Böyle yani. Ya bence maşallah bunca şeye dolu dolu geçiyor zaman sizin K-pop'a meraklıyım ben. K-pop'ta neler olup adınız. bitiyor? Onu da takip ediyorum. K-pop dünyasında. Bir de tabii şeye çok meraklıyım ben. Bu dünyadaki teknoloji haberleri. Mesela işte Bloomberg'in teknoloji haberleri ya da iş dünyası haberleri. Ya da işte Elon Musk ne yaptı? Mesela işte şimdi şeyi Kaliforniya'ya kızdı. Artık dedi ben Texas'a yerleşeceğim mesela. Texas'a yerleşti şimdi haber oldu baya. Bir şey patlattılar. Starship patladı. Baya böyle hani bu teknoloji gelişmelerinde dünyada neler olup bitiyor.
Hani böyle bunları taze takip etmeyi çok seviyorum. Mesela DeepMind bir şey yaptı. 50 yıllık bir protein katlama kodunu çözdü. 50 yıllık bir problemi DeepMind dakikalar içerisinde çözdü yani. Hatta saniyeler içerisinde. Bu da böyle yapay zeka anlamında bu geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden biriydi. Ama enteresan olan şu ara bu yani yapay zeka vesaire teknoloji alanında her hafta böyle çığır açan bir gelişme yaşanıyor her hafta yani. Onun için çoğu zaman şöyle olduk. Biz artık körleştik bunlara. He tamam ya bir şey daha bulundu falan da bakıyoruz yani. Hani halbuki bunların her birisi böyle kilometre taşı olabilecek bir şey. Bu DeepMind'ın hani protein hani katlama kodunu 50 senelik şeyi kodu çözmesi mesela büyük bir olay yani. Ama kaçımızın haberi var bunda? Ajanslara bile düşmüyor o kadar yani. Çünkü herkes şu anda zaten aşıyla ilgileniyor. Herkesin gözü aşılar üzerinde. Diğer teknoloji haberlerini zaten doğru düzgün takip etmiyoruz yani. Ama onları ben genelde inbox'tan üye olduğum yerler var. Oralardan takip etmeye çalışıyorum. Yani, işte Fast Company'nin teknoloji bülteni geliyor bana mesela. Fast Company bu inovasyon haberlerini gerçekten güzel veriyor. Medium'un bültenleri geliyor. Medium'un farklı teknoloji bültenleri, iş dünyası bültenleri var. Onlar geliyor. Yalnız sorun şu, benim Google mailimde şöyle bir sorun yaşıyorum. Her gün 300-400 tane mesaj geliyor bana. Yani çok fazla yere çünkü üyeyim. İyi olmuşsunuz. Evet, yani onun getirdiği sorunlarla biraz uğraşıyorum açıkçası. Biraz Sürekli onları temizlemek gerek. temizlemem gerekiyor, hızlıca bakmam gerekiyor, bazılarından da çıkmam gerekiyor. Aynen. Benim temizlemekten kastım oydu. Yani günlük Yani o konuda 300-400 biraz benim beynim şey müthiş bir rakam. çorba gibi ya. Yani çok fazla şey dönüyor. Hani böyle diyor ya bilgisayarımda 40 tane pencere açılı. Aynı zamanda da nereden geldiğini bilmediğim bir müzik çalıyor diyor. Beynim de hakikaten biraz çoğu zaman öyle. Hani öyle olunca odaklanmak gerçekten çok zor artık yani. Hani böyle bir çağda böyle önündeki basit bir iş var yapacağım. O basit işi bile yapamıyorsun bazen yani. Hani çünkü çok fazla şey var, atraksiyon var. Hani bence çağımızın en önemli hastalıklarından biri bu yani. Hani dikkatin böyle Evet. bin parçaya ayrılabiliyor yani. Dikkat etmezsen eğer. Ki bugün de Doğru. çok inanılmaz böyle odaksız bir günüm yaşıyorum. Onun için havadan sudan tamamen saçma sapan konuşuyorum. Dikkat ettiysen. Yani incir çekirdeğini gene dolduramadık bugün. Kusura bakmasın izleyicilerim. Estağfurullah. Bence o da gerekiyor ki bazen hakikaten her birimizin o boşluğu açmaya ihtiyacı var. Biraz böyle deşarj olacak o alanı yaratmak çok önemli. Bu platformlarda bazen bilgilenmek, bazen de işte böyle eğlenmek için kullanmak da gerçekten hayatımızın bir parçası ister istemez olması gerekiyor zaten. Hele ki şu pandemide yoksa ne yapacağız? Birbirimizi yeriz yani evde. Arada Doğru. bunlar bence çok gayet tabii faydası oluyor yani. Doğru. Yani bence bu insan beynini eğlence ihtiyacı, atraksiyon ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek bir Evet, şey. evet, evet. Dolayısıyla hani Netflix'in karlılığı da bitmiyor yani ya da işte bu plan Disney'in de bir sürü abonesi var. İşte Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti şu anda. Ve her şey artık mesela iş dünyasında en çok izlenen şovlara bakalım. Dragon's Den, Shark Tank filan. Onlar da eğlence odaklı yani. Hani hem öğreten hem eğlendiren formatlar artık iş yapıyor. Evet. Hani Netflix ile eğitim dünyasını buluşturan formatlar bence eğitiminde geleceği olan formatlar. Ve buna bir sürü firma talip bence. Hani bir Evet. firma eğlenceli içerik üretmeye çalışıyor. YouTube'da bunların birçoğunu görüyorsun yani. Eğlenceli içerik adına inanılmaz rekabet var. Bu Türk YouTube'u da inanılmaz çok fazla şey üretiliyor ya bu arada. Evet. Hani Evet. Türk YouTube'unda da böyle hani bayağı takip edilecek hani eğlenceli bir sürü program var. Şeye baktım ben mesela Mesut Süre ile ilişki testi var. Takip ediyor musun? Yok. Ilişki testi var. Kadıköy'de çekiliyor. Her bölüme bir çift çağırıyorlar. İşte Mesut Süre de böyle
enteresan bir adam gerçekten. Çok iyi laf yapıyor ağzı ve biraz sarıyor da konuklarını. Karı koca çağırıyor onlara işte A'dan Z'ye sorular soruyor yani. İlişkileri işte hani nasıl tanıştığınızdan tut da işte kayınvalidenize ilişkilerinize kadar hani ne varsa yani. Hani gerçekten izlenebilecek çok kaliteli, eğlenceli, çok fazla içerik var yani diye düşünüyorum ben. Türk YouTube'u bilmiyorum da bayağı hani eğlenceli içerik üretmede hiç kötü değiliz. Bence bayağı iyiyiz yani. Şey zaten çok iyi. Flu TV. Flu TV'nin hani güzelliği bence çok multidisipliner alanlarda kaliteli, çok güzel içerik sunuyor. Uzmanlarıyla yapıyor bu işi. Aynı şekilde Pena, o da fena değil. Ama Flu TV'yi ben daha çok seviyorum. İlker Canikloğlu. İşte Olmaz Öyle Saçma serisi çok iyi zaten. Ya da işte bir Harvard'da Ali var. Ali Kurmuş. Onunla mesela Harvard videoları vardı. O da bayağı iyiydi. Hangi seri olsa ben çok beğenerek izliyorum. Bir bilim Olmaz Öyle Saçma bilim serisi var. Bayağı iyi. İşte Olmaz Öyle Saçma tarih serisi vardı. O adam gitti başka kanala şimdi. Adını hatırlayamadım. Ondan sonra o şey Flu TV de çok hoşuma gidiyor. Onların Emrah Safa Gürkan ha, diyorsunuz. Emrah Sefa Gürkan. Onların şeyleri de çok iyi. Yani sinema eleştirileri, sinema ya da yönetmenlerle ilgili yaptıkları muhabbetler. Bayağı şey Beyaz Yakın'ın 50 tonu diye bir şey var. Serisi var. Evet, o da güzeldi. Evet Bütün evet güzel seriler güzel. iyi ya. Ben Flu TV'de böyle kötü bir seriye rastlamadım ya. Yani hemen hemen bütün şeyler, hani seriler bence çok iyi iş çıkarıyor. İlker Canikli. Yani Barış Özcan zaten 15 senedir yani hiç çizgisini hiç bozmadı. Bence bayağı iyi. Onun sayesinde bir sürü şeyi öğreniyor Türkler. Türk gençliği özellikle. Hani tasarımdır, teknolojidir, gelecektir, medyadır. Böyle bu konularda bence en böyle hani güzel içerik üreten kanallardan biri. Yani o da bence şey çok başarılı yani. Dolayısıyla şey çok yani hani takip edilebilecek Türk kanalları da artık bence bayağı arttı. Ve çok çok sayıda kanal. Şeyler çok güzel. İşte bu soru cevaplı mülakat serileri soramazsın falan var mesela. Ya da işte bu Armağan Çağlayan'ın yaptığı konuşmuştuk ya. Gayet böyle çok sağlam güzel içerikler yapıyorlar. Şey var gene bu hani siyaset konularında da güzel habercilik yapan var ya ama Ali Babacan'ı çıkarmışlardı en son. Neydi o? Cüneyt Özdemir'i arada izliyorum. Bazen çok şey sıkıcı oluyor ama Oluyor benim de böyle bazen çok itici de güzel oluyor. şeyler çıkartıyor. Kutsal Motor'u takip ediyorum. Kutsal Motor da iyi bir kanal bu arada. bakıyorum başka ne var diye. Arkadaşım hoş geldine sardım şu aralar. O çok iyi. Bence yani Tolga Çevik çok inanılmaz bir yetenek ya. Yani gerçekten çok çok güzel iş çıkarıyor yani Tolga Çevik. Evet. Başka böyle hani Türk YouTube'unda neler var? BBC Türkçe ya da DW Türkçe kanallarını falan da takip ediyorum. Bazen çok iyi dosyalar yakalıyorlar. İşte konuşanlara bakıyorum arada gülmek istersem. Hasan Can Kaya. O Onu dinamik söylediğiniz birkaç bölümde bayağı izledim. seviyesizsin. Yani güzel. Seviyesizlik de çok var. Evet, seviyesizlik var. Yani böyle, yani şimdi bazen seviyesizlik hakikaten komik de oluyor ve güldürüyor iyi yapınca. Ama Evet. bazı seviyesizlik hakikaten böyle yani şey Cılkı itici oluyor. çıkarıyor, değil mi? Cılkını çıkarmış. Ha, İkisi de falan. vardı programda. Yani ikisi de İkisi de vardı. var. Evet. Bazı hani bazen böyle lafı çok güzel gediğine koyuyor Evet, vesaire. evet, evet, Ama evet. işte o biraz da bence şey konuklara göre değişiyor. Hani konuklar biraz kaliteyi belirliyor yani. O da var, doğru.
konuklar gerçekten böyle çok orijinal, kaliteli tiplerse o zaman programa da yansıyor bu. Yani şey o Türkçe kanalın adını hatırlayamadım ya. Hani şey var ya, Esenler Otogar'ını çekenler var. Neydi o Esenler Otogar? Hatırlıyor musun? Esenler Çıkışıyor mu? alt kat. Esenler Otogar'ı alt kat. Heh, bunu çekenler. 140 Jornos. Heh, 140 Jornos çok iyi ya. Yani ben onları çok seviyorum. Yani acayip kaliteli iş çıkarıyorlar bence yani. Böyle internet gazeteciliğinde bence böyle inanılmaz bir soluk getirdiler diye düşünüyorum. 140 Jurnos gerçekten iyi iş çıkarıyorlar yani. İşte bu şeyi takip ediyorum gene kaçırmadan. Şokopop. Şokopop zaten çok iyi. Bir ara ortak Şokopop'la 140 Jurnos'un ortaklaşa yaptıkları videolar vardı. Onlar da çok iyi. Ama Şokopop böyle çok fazla içerik üretmiyor. Çok nadir üretiyor. Öyle bir sorun var. Hani aslında daha sık içerik üretse Çokopop çok çok iyi bir kanal. Bu ama 140 Jurnos'u takip etmediyseniz gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel içerikler ve böyle gündemi değiştirebilecek kalitede içerikler yapıyorlar. En son işte bu coğrafya kader videosu bayağı şey gündemi tamamen değiştirmişti yani. Hani böyle o kadar orijinal konularda orijinal videolar yapıyor ki böyle bam teline basıyor yani videoları. Yani mesela bir tane şey vardı hatırlıyorum. Osmanlı torunu diye bir video yapmışlar. Kendilerini Osmanlı torunu olarak gören ama böyle bir kısımda inanılmaz itici tipler ya. Yani bir yandan izliyorsun. Ulan bunlar kim diyorsun yani. Hani bu böyle tipler var yani. Bir yandan da bayağı hani ses getiren şeyler yani. Bu Esenler Otogar alt kat mesela. Kimsenin bakmadığı kadar orijinal bir bakış açısı yani. Hani herkes biliyor Esenler Otogar'ın alt katın ne kadar korkunç olduğunu. Ama mesela kimsenin aklına bunu işte bir belgesele çevirelim gelmiyor yani. Hani bu adamların aklına geliyor yani. Hani dolayısıyla o bence çok şey orijinal bir bakış açısı yani. Velhasıl şeyi hani 140 Jornos'a takip etmediyseniz arkadaşlar tavsiye ederim. Güzel bir YouTube kanalımız o da. Senin var mı böyle başka takip ettiğin mutlaka hani kaçırmadığın ya da işte şu çok iyi bir kanal dedi. Ben de kendi takip ettiklerim üzerine ama bu var zaten orta yani onu söyleyebilirim. Şöyle kendi kanalıma doğru gidersem. Bir de ben şeyleri dinliyorum bak. Bu hani yağmur yağıyor ya. Geceleyin. Yağmur videoları. Hani tıp 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 şıp 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 damlıyor. Öyle kanallar var. İşte mesela sen içeridesin. Çıtır çıtır soba sesi veriyor. Ve de yağmur sesi veriyor. 8 saat boyunca mesela. Uyurken, uyumadan önce açıyorsun. Böyle uyurken çalıyor. Evet. O kanallara merak sardım. Bayağı da çok var. Calm Rain falan gibi böyle. Hani seni sakinleştiren Evet. yağmur sesleri falan. O tarz kanallar. O geceleyin uyurken uyumada işe yarıyor yani. En azından benim Evet. için. Evet. Ben genellikle böyle çok böyle popüler şeyler bende yok. Ya yani, takip etmediğimden değil. Hani kendim böyle kitaba, kütüphaneye verdiğimden falan değil işin aslı. Ama Evet. hani çok ciddi bir takipçi değilim ama biraz da işle ilgili olan şeyleri biraz daha takip ediyorum ama Evet. özellikle mesela abone olduğum kanallardan bir de hani takip ettiğim şeylerden Serdar Kuzuloğlu'nun kanalı var. Aa evet Bir o de onun bu Serdar pandemide mı ya? zihnimin kırıntılarıyla güzel bir seri de Bakayım. yaptı. Hem YouTube hem Herhalde podcast. internetin babalarından değil mi o? Şey gibi o. Doğru. İnternetin ilk sahipleri. Şey gibi Basement Zaten Central var ya. lakabı şey ya, internet ekipler amiri. Evet. Hakikaten şey, dediği Aklıma gibi şey geldi. Basement eskilerin. Hotel Pro kanalı. Basement Hotel Pro da öyledir. İnternetin ilk çıktığından beri
Hani hep oradalardı yani. O da Hı komedi hı. kanalı. Sütü seven Hı. kamyoncu falan yapan ekip var ya. Onlar Evet. işte ta 20 senedir oradalar yani. Hani, Ha. hani onlarla baş edemezsin yani. Çok iyiler onlar. Yani Ha. Serdar Kuzuloğlu da biraz bence o kategoride. Hani adam 20 Ha. senedir yapıyor bu. Yani. Doğru. Doğru. Sertaç Doğanay var. Son radardan bazı takip ettiğim. O Onu bilmiyorum. da yeni nesil yayıncı şeklinde biraz bir çıkışı oldu bu Tamam. pandemi sürecinde. Fena değil. Çok keyif alıyor muyum? Çok da tarzı o kadar hani bana tam hitap etmiyor aslında. Hani ama takdir ediyorum yani internette sonuçta içerik üretiyor. Birçok insana faydası oluyor. Zaman zaman ben de faydalanıyorum. Ama sunum tarzını bir tık sevmiyorum. Mesela orada Serdar Kuzuloğlu gibi bir adam çok daha böyle o cazibeyi yaratabiliyor. Buna harici mesela Harvard Business'ın güzel içerikleri var. Özellikle pandemi sürecinden beri Harvard Business Türkiye'nin çok güzel içerikleri var. Yani ve çok sık içerik çıkmaya başladılar. Ben artık takip edemiyorum. Ama Güzel. çok beğeniyorum. Güzel. Yine Marketing Türkiye'nin de güzel içerikleri var. Hani onu söyleyebilirim. Harika. Medyascope'u takip ediyorum. Oradaki bazı içerikler hani Aa güzel evet. oluyor. Sadece Medyascope haber olarak değil. bayağıdır görmemiştim ama o Hı-hı. iyi gazeteciler var orada bayağı, değil mi? Evet. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. İşte 196.8 o Armağan Çağlayan'ın kanalı. Ben onun röportajlarını beğeniyorum. Çünkü Evet. hani bir yandan da Ben de şey o akış içerisinde güzel soru sorma tekniği de var adamın. evet, Yani bir şeyi böyle gerçekten çekip güzel. çıkartacak onu beğeniyorum. Hani öyle söyleyeyim. Bizim kanalımızı çok beğeniyorum beraber. Zaman Yani zaman beğenmiş Ahmet. herhalde canım yani konuşuyoruz güzel oluyor. Güzel. Açıyorum valla not bile alıyorum. Hatta geçenlerde şey düşünüyordum ya oturayım hakikaten onca şey konuştuk ettik. Böyle tekrar bir notlarımı tazeleyeyim gibi bir şeyim Evet, vardı. güzel. Düşüneceğim. Barış Özcan'ın kanalı güzel. O zaten hani söylemeye Evet. gerek yok. Şeyi takip ediyor musun? Emre Durmuş geziyor hani dünyanın dört bir tarafını, genç bir çocuk. Yok. Yani bütçesi de çok fazla yok çocuğun ama inanılmaz güzel geziyor ya Emre Durmuş. Tavsiye ederim. Doğru. Yani böyle Türk genç Türklerden böyle bütün dünyayı kısıtlı bütçeyle gezen ve her şeyin böyle videosunu koyan inanılmaz rengarenk bir tip yani Emre Durmuş. Açık Yani beyim var. Mesela takip ettiğim şeylerden bir tanesi. Şeyin Sinan Canan'ın kanalı. o kim? Güzel. Sinan Ha, Canan'ın yine şey Profesör. tamam biliyorum kaliteli çok Evet güzel evet. içerik yapıyor. Hatta Evet. bir takipçilerimizden böyle bizi destekleyen Rüstem Bey tavsiye etmişti bana. Yani Rüstem Bey böyle dedi hani siz Doğru. de bakın. Hakikaten çok kaliteli güzel içerik. Evet, gerçekten güzel. Onu beğeniyorum. TRT2'yi takip ediyorum mesela arada onun kanalını. Bir de mesela Instagram'da da TRT arşivi takip ediyorum. Çok böyle nostaljik, çok böyle gerçekten hani geçmişe götüren çok olay, çok olgular var. Mesela ben onu Güzel. çok beğeniyorum Onu ben Instagram'da. Instagram'dan takip ediyorum. Ben de Instagram. Evet. Instagram. O Ama TRT2'nin iyi şeyler içerikleri zaten hani sanatta da gayet kaliteli içerikleri var. Onu takip ediyorum. güzel. Genel olarak hani bunlar sanki hani finansta birkaç takip ettiğim şey var. Güzel. Çay Kahve İnsan diye bir şey hesabını takip ediyorum YouTube. Fena değil. Hani çok iyi değil ama fena değil diyeyim. Sohbetleri oluyor böyle. Güzel. Yani belli anlamda belli konuların uzmanlarıyla böyle girişimcilerle işte yazılımcılarla falan belli soru cevap Güzel. diskeşini yapıyor. Bence güzel o da. Bir de bir kanal daha vardı ya. O neydi ismini unuttum. Şimdi aboneliklerden çıkartmak bulmam çok şey yapar mı bilmiyorum ama. Ben şeyi Yani seviyorum. çok güzel bir kanal. Wired'dır, Fortune'dır, Forbes'dır. Onların kanalları bayağı güzel oluyor. Hani böyle iş Hı. dünyasına dair. Ekonomist'tir. İşte Bloomberg'dir. Hı. Efendim, iş dünya Entrepreneur'dır. İşte böyle BBC News'tür. Hani böyle belli başlı
hani iş dünyasına dair hani haber veren güzel kanallar. Onları takip etmeye çalışıyorum. Kurs Gezak'ı çok seviyorum ben. Kurs Gezak da fizik videoları şey yapıyor, animasyonlu. Fizik videoları hazırlıyor. Hani böyle işte mesela kuasarlar nedir, nasıl çalışır falan bu tarz. Ya da işte kara delikler nasıldır falan bu tarz bunları açıklıyor yani. Kurs Gezak. O bayağı iyi yani. In a nutshell. Hani fiziğe meraklıysanız bence çok iyi bir kanal. Güzel, bayağı bir sürü kanal söyledik zaten. Evet, valla gayet de keyifli kanallar. Yani evet, gerçekten takip edilecek çok bir de tabii benim takip ettiğim şeyler var. Türk dizilerinin kanalları var. Bir de onlar var. Yani bir de artı hani Netflix falan gibi kanallar var. İngiliz kanal ITV, MyTV, BBC. New York Times'dır, şudur budur. Hani böyle medya kanallarını takip ediyorum. Ondan sonra onun üzerine bir de müzik kanalları var. Hani K-pop kanalları, Türk müziği kanalları. Bu Netti var ya, Netti müzik kanalı mesela. O bu aslında şey Kanal D'nin YouTube'u gibi bir şey yani. Hani bütün müzik videolarının birçoğunun, Türk müzik videolarının birçoğu Netti'den yayınlanıyor. Ve geçen baktım, bir hesap yaptım. Bu Netti'nin kazancı bence Kanal D'nin kazancına yakındır yani. Öyle diyeyim sana. Hani artık çağımız nasıl değişiyor ve dönüşüyor bunu görmek için hani mesela Kanal D markası ki yılların markası değil mi mesela? Hani karlılık Doğru. çok daha önde olmasını beklersin. Bence hani çok netti. Hani bu sadece kliplerle böyle inanılmaz karlılığı var ya kanalın. Geçen ona hesapladım yani. Elhasıl böyle bir geyik videosuyla da bugünü yemiş olduk. Güzel oldu, keyifli oldu. Valla böyle bir üzerinden de Kafa geçtik. dağıtmış olduk ya Benim da. kafa dağıtmış olduk. Gayet de güzel oldu ya. Keyifli oldu. İnan hani bunları konuşurken şöyle bir listeyi güncellemiş olduk. İyi oldu vallahi ya. Peki Netflix'te nelere bakıyorsun? Bir de onu şey yapalım. Şu aralar. Netflix'te şu aralar biz Friends. güzel şeyler izledik. Şöyle söyleyeyim. Hepsi Netflix'te olmasa da ben çocuk yapımlarını çok izledim. Çünkü eşim karantinadaydı. O sıra tabii o odada olunca ben çocuklarla ilgilendim falan. Böyle her gün akşam sinema, hafta sonunda iki sinema saati yaptık. Bir öğleden önce, bir işte öğleden sonra gibi. O yüzden Güzel. çok fazla çocuk yapımı da izledim. Hoşuma gitti. Mesela Netflix'teki Klaus diye bir yapım var. Güzel. Çocuklar için oldukça benim hoş. İşte Otel Transilvanya'yı izledik. O Aa da benim evet, hoşuma gitti. o Daha önce şey. izlememiştim. O evet. Yani o firmanın filmleri de fena değil. Bir Pixar değil ama gene bayağı güzel işler yapıyorlar. Evet. Express'i hoşuma gitti. İzledik onu. O da animasyon. Güzel. Çalışmamıza gitti. Ondan sonra bu hafta şeyi izledik. Onu ailecek izledik. Neydi o ya? Alaaddin. Disney yapımı galiba. O Ha da tamam. hoşumuza gitti. Güzel. Gayet Güzel. keyifliydi. Ben şeyi seviyorum. Rick and Morty diye bir tavsiye ederim. Rick and Morty diye bir şey var. Çizgi film aslında ama böyle eğer fizikten, bilimden, teknolojiden hoşlanıyorsanız bayağı eğlenceli Rick and Morty. Çok eğlenceli bir komedi şeyi, çizgi filmi. Gerçekten güzel iş çıkarıyorlar bence. Star Trek Discovery'i çok seviyorum. Gene
Hani böyle teknolojiye meraklıysanız güzel izleyebileceğiniz. Crown'a bakıyorum. Evet, The Crown. Ama The Crown'a ard arda bakmamaya çalışıyorum. Çünkü çok boğuyor beni. Hani o çok boğucu bir atmosfer ya. Böyle bunalıma sokuyor beni. Bir yerden sonra yetti be diyorum yani. İzlemek istemiyorum artık bunu diyorum yani. Hani çok o üzerlerindeki o inanılmaz baskı var ya. O baskı sana da geçiyor bir yerden sonra sanki. Hani böyle çok daraltıyor beni. Arda arda izliyorum onu. Şey güzel. Humans dizisi var. Bu robotlarla ilgili falan. Foran İngiliz dizisidir. Güzel, fena değil. Robotlar yarın öbür gün eve kadar girdiklerinde neler olacak? Humans dizisi, buna bakıyor. Zaten genelde böyle İngiliz dizileri bayağı güzel oluyor ya. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Gerçekten güzel dizi yapıyorlar İngilizler. Yaptılarsa hani genelde öyle 12'den vuruyorlar ya. Ben seviyorum yani. Mesela Büyü dizisi severseniz eskilerden biz çok izlerdik. Merlin. Merlin'e bayılırdım. Merlin dizisi de İngiliz dizisidir. Bir başka İngiliz dizisi The Durrells. Durrell ailesi. Bunlar Bournemouth'ta yaşıyorlar. Bournemouth'tan Yunanistan'a taşınıyorlar, şeye, Korfu Adası'na. Korfu Adası'na tutunma çabaları bir ailenin. Borçtan harçtan dolayı tası tarağı toplayıp Korfu Adası'na yerleşiyorlar. Bournemouth şehrinden, İngiltere'den. 1950'lerde mi ne geçiyor? The Durrells ailesi. Onların maceralarını anlatıyor. O da çok güzel bir dizidir. İngiliz dizisi. Yani şey, bayağı hani güzel diziler var ya. The Bu Queen. arada bir Cep Hikayeleri diye yine bir YouTube kanalı var. Ben onu da çok beğeniyorum. Burada hani Cep onu da Hikayeleri. zikretmek. Cep Hikayeleri oldukça benim hoşuma gidiyor. O biraz Güzel. önce aklıma gelmedi neydi diye. Şimdi aklıma Güzel. geldi. Güzel. Onu da eklemiş olayım. Bir de ben Şitizel'i tavsiye ederim. Ortodoks Yahudilerin hayatına dair gerçekten böyle çok güzel çekilmiş bir dizi. Bizim bir başkadıra yakın bir şey var. Kalitesi var yani. Hani ya da benzer yani bakış açıları. Hani o seni alıyor, çok güzel götürüyor o dünyaya. Sinema olarak da şey çok güzeldi. The Perks of Being a Wallflower diye bir film izlemiştim. Gençlik filmi. Hani gençlik filmlerine meraklıysanız o da gerçekten Dark'a başladım ama o çok yavaş gidiyordu. Onda yarıda kaldım açıkçası. Ama konsepti çok hoşuma gitti. Hani böyle üç ayrı zaman, hatta dört ayrı zamanda geçiyor ya, zamanda yolculuklar yapıyorlar sürekli Dark dizisinde. Konsept çok güzel ama hani sürükleyici değil yani, ne yazık ki bence Dark dizisi. Yani böyle şeyler güzel aslında. Hani Afterlife çok güzel. Hani bir şey, sevdiğim bir Listemde hiç insan öldü izlemedim diye. ama. Efendim? Listemde ama hiç izlemedim şu ana kadar. Yani o biraz hüzünlü bir dizi. Hani sevdiği kadın ölüyor. Bu da hayata tutunmaya çalışıyor sonrasında. Tutunmaya çalışmıyor aslında da işte. O bunalımı falan anlatıyor. Şeyin Ricky Gervais'in dizisi. Bayağı güzel yapmış ya. Ben hani Ricky Gervais komedyendir ya. Ama bu dizi mesela drama aslında yani. Bayağı kaliteli dram çekmiş adam. Suits dizisine bir ara merak sardık. Bu şeyin Megan'ın oynadığı dizi vardı ya. Avukatlar, işte ayak oyunları, sürekli herkes birbirine kuyusunu kazıyor falan. O tarz bir dizi. Suits dizisi. Hukuk dünyasına meraklıysanız hukuk alanındaki katakullilerle ilgili falan bir dizi. Biraz pembe dizi tadında. Charlie Brooker yeni bir şey yapıyormuş. 2020 yılına dair. Black Mirror çekmedi ya. 2020'ye dair bir komedi belgeseli gibi bir şey yapıyormuş. Onu çok merak ediyorum. Çıktı mı, çıkmadı mı? Çıkacak mı? Bilmiyorum ama bu yılın sonunda çıkacak herhalde. O genelde bütün yıl nasıl geçti diye onun bir programını yapıyor Charlie Brooker her sene.
Hani bu yıl bir sene medyada nasıl geçti? İşte dünyada nasıl geçti? Bütün yılın önemli gelişmelerinin üzerinden geçiyor. Bence kaçırmayın. Charlie Brooker'ın hani bu adı ne olacak onu da bilmiyorum ama genelde her sene böyle bir çok güzel bir o yılın tekrarını verdiği, yorumladığı o yılı bir programı oluyor. Zannediyorum o güzel olacak yani. Hani Netflix dünyasında da böyle bunlar. Bu arada şeyi izliyorum bir de. Amazon Prime'da da çok güzel diziler var bu arada. Amazon Prime bilmiyorum var mı Türkiye'de? Nasıl işliyor? Ama The Var. Boys diye bir dizi yapmışlar. O da şu. Yani süper kahramanlar var dizide. Ama süper kahramanların hepsi tamamen böyle güç manyağı olmuş. Hemen hemen hepsi. Ve şirket var. Vogue diye işte bir şirket var. Bu süper kahramanların üzerinden inanılmaz para kazanıyorlar. Bu müthiş bir yolsuzluk dönüyor aynı zamanda. Bu süper kahramanlara verilen bir şey var. Mavi iksir var. Onlara çocukken veriliyor bu. Onların süper güçlere sahip olmasını sağlayan iksir de bu. Ondan sonra canım. Bu süper kahramanları alt etmeye çalışan, intikam almaya çalışan, yakınlarını bu yüzden kaybetmiş bir çete var. O çeteyi anlatıyor. Boys dediği de bu çete. Ama bu çetenin hiçbir özel gücü yok. Hiçbir özellikleri yok. Sadece tek şeylerin özellikleri bir araya gelip bu süper kahramanları ve bu şirketi dağıtmak. Yani bir intikam grubu gibi bir şeyler bunlar. O mesela çok enteresan bir hikaye. Hani böyle süper kahramanlar hep iyidir ya. Bu dizide süper kahramanlar asıl kötüler yani. Yani o çok güzel bir şey oluşturmuş, evren oluşturmuş. Ve de şey sorusuna da cevap veriyor. Hani bir süper kahramanlar gerçekten tamamen kapitalist sistemde bir kar amaçlı kullanılsa nasıl olurlardı? Ona çok güzel cevap veriyor. Yani The Boys dizisi. Amazon Prime'ın da böyle Netflix'te olmayan oraya özgü bayağı güzel içerikleri var. Onu görmüş oldum ben de. Şu son birkaç gün. Viking dizisi mesela. Vikingler. Bu Amazon Prime'de var sadece. Mesela. Hani Vikinglere meraklıysanız. Hani bu tarz sadece Prime'a has bir dizi evreni var. Biz çok bilmiyoruz ama orada da bir dünya dönüyor yani. Bir de tabii Disney başladı. Hani bu şey streaming savaşları çok hızlı devam ediyor. İnanılmaz bir streaming savaşı dönüyor yani şu anda. Hulu bir yandan, HBO bir yandan, işte Disney bir yandan, bir yandan Netflix, bir yandan Prime kaliteli içerik peşinde inanılmaz rekabet ediyorlar şu anda. Ve bu rekabet savaşları bence 2021'de hızlanarak devam edecek. Bir taraftan da eski kablolu televizyonlara sonu geliyor. Yani hani bu aynı şekilde Türk televizyonları için de alarm demek bence. Hani artık eski kimse artık eski tür şeyleri çok izlemiyor ya. Bir tek Total grubu falan izliyor zannediyorum yani. Hani eski Star'dır, Show TV'dir, Kanal D'dir. O kadar eskisi gibi sükseleri yok bunların yani. Herkes artık biraz dijitale kayıyor gibi geliyor bana. Blue TV Dar. havalı yani. Dar, Net dar. daha havalı. Biraz bu 2021'de bence bu hızlanarak devam edecek yani. Bu Çok dijital dar. platformlar kesinlikle daha öne geçecek. Çok YouTube'da dar. dahi bence. Aynen. Yani Aynen. en büyük oyunculardan biri tabii ki YouTube yani. Aynen. Kesinlikle. Ha güzel oldu ya. Evet. Bayağı böyle dolu dolu geçti. Hem Vallahi sonucu güzel bağladık. bomboştu ama bir şekilde boş boş Yok konuştuk yok. da gibi geliyor bana. İzleyenler de o zaman onlar da mutlaka bunun altına takip ettikleri Evet. başkalarının ve Çok bizlerin güzel dedin. faydalanacağı şekilleri Siz yazarlarsa acaba çok seviniriz. hoşunuza giden arkadaşlar YouTube kanalları hangileri bize tavsiye var mı? Aynı şekilde güzel böyle Netflix dizileri var mı sizin takip ettiğiniz? Ya da başka Netflix olmak zorunda değil başka platformlar da olur. Takip ettiğiniz güzel diziler neler? Mutlaka tavsiye edeceğiniz bize. Hani bunları YouTube kanalları neler? İşte kaçırmamamız gereken internette hani mutlaka şunları da izleyin, şunları da kaçırmayın diyeceğiniz kanallar varsa arkadaşlar yorum olarak yazabilirseniz çok memnun oluruz. Diyelim burada bitirelim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Çok çok Görüşmek güzel. üzere.
Saygılar. Selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.